30 FPS'teyken 4K, 60 FPS'teyken de 1080 piksele kadar destekliyor. Bu kameramız yapay zeka destekli bir kamera. Bu ne demek oluyor? Sizi otomatik olarak algılayıp takip etmeye başlıyor. Şöyle biraz şu tarafa gidelim. Biraz daha gidelim. Moş'tan herkese yeniden merhabalar. Uzun süredir bir kamera incelemesi yapmıyorduk. Bunun ardından şu anda yanımızda OpSpot yapay zeka destekli 4K bir webcam kamerası var. İncelediğimiz bütün o güvenlik kameralarından sonra şu anda aslında ilk defa bir webcam kamerası diyebileceğimiz bir kamera incelemesi gerçekleştireceğiz. Bu arada size biraz markadan da bahsetmek istiyorum. OpSpot markası 100'den fazla teknoloji patentine ve 120'den fazla ülkede de kullanıcıya sahip bir marka. Aynı zamanda Xiaomi'den de aşina olduğunuz IF ve Red Dot tasarım ödüllerini de almış bir marka kendisi. Bu arada benim dikkatimi çeken ödüllerinden biri de OpSpot Tail modeli 2019'da Time dergisi tarafından yılın 100 icadından biri ödülünü almış. Marka ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlardı. Lafı hiç uzatmadan kutu açılımına geçmek istiyorum. O sırada da cihazın kullanım amacından ve bu kullanım amacına uyup uymadığını da biraz sonra test ederek deneyeceğiz. Şöyle öncelikle kutuya bir bakalım. Ön tarafında cihazın kendisini görüyoruz. Yan tarafında ismi vesaire yazılı. Arkada da belli başlı teknik özellikler verilmiş. Zaten onlardan bahsedeceğiz. Şöyle şuradan açmaya başlıyorum. Kutunun içerisinde daha sağlam ve kıpkırmızı bir kutuyla karşılıyor bizi. Şu şekilde. Hatta buna ihtiyacımız yok. Güzel bir kutu. Ve tekrar matruşka gibi kutunun içinden şöyle bir kutumuz daha çıkıyor. Bu asıl kutumuz. Hem de taşıma çantası diyebileceğimiz bir kutu. Ve tabii ki bir de içerisinden kullanım kılavuzları ve garanti belgeleri vesaire çıkıyor. Kullanım kılavuzunda bu arada Türkçe yer almıyor. Çünkü henüz şu anda aslında Türkiye'de bir satış yok. Daha önceden gelmiş, satılmış, stokları vesaire bitmiş. Evet, bunları şöyle kenara kaldırabiliriz. Yine bunlarla da işimiz yok çünkü ben anlatacağım nasıl kullanıldığını. Asıl kutumuza gelecek olursak gerçekten böyle premium bir taşıma çantası hazırlanmış. Bir tutma kısmı da var. Kumaş bir tekstil kaplama yapılmış üzerine ve yine markanın adı yer alıyor. OpSpot diye. Şöyle çıkartıyorum içerisinden. Şu şekilde bir çanta var. Burada belli başlı araç gereçlerimiz var. Kamerayı kullanmamıza yarayacak olan ve kameramız çıkıyor içerisinden. Şöyle çıkartalım. Nazik ve kibarca. Ve bir de bilgisayarların işte ekranlarınızın vesaire üzerine tutturmamızı yarayan hem yapışkanlı hem de cihazın kendisinin tutunmasını sağlayan mıknatıslı bir alanı olan bir aparat daha çıkıyor. Şöyle şuradaki kablolara bakmak istiyorum sizle beraber. İçerisinden bir tane, bir ucu USB, diğer ucu da şöyle sivri girişli olan bir kablomuz çıkıyor. Artı olarak yanında bir de iki ucu da Type-C olan oldukça uzun bir kablomuz daha çıkıyor. Biz bunu kullanacağız. O yüzden şöyle açalım ve aynı zamanda şöyle boyutuna da bakmış olalım. Yaklaşık olarak 1,5 metrelik bir uzunluğa sahip. Biliyorsunuz şu anda MacBook Air'lerde Type-C girişten başka bir giriş yok. Ama siz eğer isterseniz bir kasaya veya USB girişi olan bir cihaza bağlamak isterseniz diye içerisinden bir tane de böyle dönüştürücü gönderilmiş. Type-C bir ucu taktıktan sonra USB olan bir kasaya takabiliyorsunuz bunu. Diğer ucunu da tabii ki şu şekilde kameramıza takıyoruz. Kamera şarjlı çalışmıyor. Bir kablo bağlantısı, bir güç bağlantısı mutlaka istiyor. Şimdi şöyle kameraya birazcık göz gezdirelim. Gördüğünüz üzere oldukça minik. Zaten ismi Tiny diye geçiyor. Bir Tiny 4K var. Bir de dümdüz Tiny olan model var. Bizdeki 4K olan modeli. Kameraya yakından göz atacak olursak kameranın üzerinde iki eksenli gimbal bulunuyor. Bir tanesi şu şekilde sağa sola dönebilmesini sağlayan, diğeri de şöyle yukarı ve aşağı dönebilmesini sağlayan iki çeşit gimbal. Hem sağında hem de solunda olmak üzere iki tane gürültü engelleme özelliğine de sahip olan mikrofonlar var. Ve ayrıca alt tarafına da şöyle kaymaz bir kaplama yapılmış. Onun haricinde alt kısımda eğer isterseniz tripoda da bağlamanızı sağlayan bir vida girişi yer alıyor. Arkasını çevirip baktığımızda ise bir adet Type-C girişi ve hemen üstünde de şu kablomuzu takmamızı sağlayan iki adet giriş var ve bunun haricinde cihazın üzerinde herhangi bir tuş vesaire bulunmuyor. Çünkü bu bir tak çalıştır kamera. Yani herhangi bir program kurmanıza, herhangi bir kurulum yapmanıza hiçbir şeye gerek yok. Programı var, indirebilirsiniz. Program üzerinden bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Ama programa ihtiyacınız da yok aynı zamanda. Yani direkt takıp çalıştırabilir ve kullanmaya da başlayabilirsiniz. Şimdi kullanım amacından biraz bahsedelim isterseniz. Daha çok online
online ders veren veya ders alan, internet üzerinde yayınlar yapan ya da çok fazla online toplantı, online görüşme yapan insanlara hizmet eden bir kamera aslında kendisi. Ama eğer birazdan göreceğiz zaten, görüntü kalitesine 4K diyor. Bakın bu 4K ne kadar verebiliyor bize. Görüntü kalitesini kıyaslayarak ikinci kamera olarak da belki kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü 4K kalitede bir çekim yapabilmeyi vaat ediyor. Kameraya böyle bir genel bir bakış attığımıza göre şimdi isterseniz kuruluma geçelim. Şöyle bilgisayarımı yanıma çekeyim. İhtiyacım olan Type-C kabloyu şuradan alıyorum. Type-C kablo gördüğünüz gibi çok uzun. Yani bir kasa için vesaire rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle buraya taktım. Evet. Bir de tabii ki bunu kamerama yerleştiriyorum. Hemen ön tarafında şurada mavi bir ışık yandığını görüyorsunuz. Mavi ışık birazdan yeşil olacak bilgisayarı açtığımda. Evet, şu anda ışığım yeşile döndü ve kamera çalışmaya başladı. Şimdi bu küçük aparatın kurulumuna gelecek olursak arka tarafta şöyle çift taraflı bir bant yerleştirilmiş. Bu çift taraflı bantı bilgisayara yerleştiriyoruz. Ön kısımda kameranın üstüne şu şekilde monte ediyorsunuz. Ben şu anda çift taraflı bantı kullanmayacağım. Bu arada benim aklıma mesela direkt bunu buraya yerleştirince şey takıldı. Acaba dedim ekranı veya kameramı çizdim ve tam üzerine yerleştirdiğim için. Sonra şuraya şöyle bir baktım. Buraya da yine o alt tarafa yerleştirilen kayma silikondan yerleştirilmiş. Doğal olarak ekranınızı vesaire çizmemiş oluyor. Şimdi ben çift taraflı bantı kullanmadan şöyle yerleştirmeye çalışacağım. Kabloları da arkaya atacağım. Bilgisayar şu an ağırlığını taşıyabiliyorsunuz zaten. Evet, gördüğünüz üzere kurulumu oldukça kolay. Aparatı yerleştirdim. İstersem tripoda yerleştirebilirim. İstersem masanın üstüne de kullanabilirim. Kabloyu da bilgisayarıma bağladığım müddetçe kameram aktif olarak çalışmaya başlıyor. Evet, kurulumuzu yaptığımıza göre şimdi hem kullanmak için hem de teknik özelliklerinden bahsetmek için bir sonraki kısma geçebiliriz. Şimdi kameranın kurulumunu yaptık zaten. Şu anda siz de görüyorsunuz. O yüzden ben hızlıca teknik özelliklere geçmek istiyorum. Ama üstündeki jelatini çıkarmamışım. Şimdi onu da çıkardım. Görüntü kalitesi acaba değişim oldu mu? Şöyle koyalım. Şimdi bir kamera deyince ilk başta tabii ki de insanın aklına görüntü kalitesi ve çözünürlük geliyor. OPPO Tiny 4K kameramız, yani bu kameramızın çözünürlük dereceleri 30 FPS'deyken 4K, 60 FPS'deyken de 1080 piksele kadar destekliyor. Ve aynı zamanda en başta da söylediğim gibi bu kameramız yapay zeka destekliyor. Destekli bir kamera. Bu ne demek oluyor? Sizi otomatik olarak algılayıp takip etmeye başlıyor. Yani bir yüze kilitlenebiliyor. Bunu yapabilmemiz için de elimizi şöyle yüzümüzün yanında tutuyoruz. Ama şu an çok yakınım kameraya. O yüzden şöyle biraz geri gidiyorum. Şöyle yüzümün yanına alıyorum. Ve alt taraftaki ışığı, yeşil olan ışığı mavi yandıktan sonra beni takip etmeye başlıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Biraz da bu tarafa gelelim. Ve bunun haricinde ayakta bir şey anlatıyorum. Ve uzaklaştım ve orada bir şey göstermek istiyorum. Bu bir yazı tahtası olabilir. Bir projeksiyon olabilir. Elimi yüzümün yanında şu şekilde tutuyorum ve 4x'e kadar yakınlaştırma sağlıyor. Eğer oradan elimi çekmezsem tekrar uzaklaştırıyor. Elimi çektiğimde yakınlaşmış bir şekilde sabit olarak kalıyor. Tekrar uzaklaştırmak istediğimde aynı hareketi yapıyorum. Aşağıdaki yeşil ışık yine mavi oluyor ve o sırada işlemeye başlıyor. Mikrofonlarına gelecek olursak başta söylediğim gibi iki mikrofonu var ve bu iki mikrofon gürültü engelleme özelliğine de sahip. Ama bunun haricinde tabii ki bu yakınlık uzaklık mevzusundan kaynaklı olarak şöyle de gösterebileceğim üzere, hatta beni şu an takip ediyor. Bunu da bu şekilde denemiş oluyoruz. Mikrofonlar 3 metreye kadar kayıt alabiliyor. Şöyle biraz şu tarafa gidelim. Biraz daha gidelim. Şu anda zaten sesimi kameranın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Üzerinde 2 adet 3 metreye kadar ses alabilen ve gürültü engelleme özelliğine sahip 2 adet mikrofon bulunuyor. Diğer bir özelliğine gelecek olursak HDR özelliği sayesinde ışıksız bir ortamda, kötü aydınlatması olan bir odada bile daha kaliteli bir yayın veya daha kaliteli bir online görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bir deneyelim. Işıklarımızı mesela kapatalım. Ne kadar iyi görünüyor? Şu anda 3 tane ışık var etrafımda. Bir tanesini kapadık. Diğer ikisi de kapadık. Direkt otomatik olarak bu arada arkadan mesela ışık geliyor şu anda. Yine de yüzüm aydınlık gözüküyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Az sonra bu arada MacBook'un da kamerasıyla karşılaştırırız. İki görüntü koyarız yan yana. Onları da görmüş olursunuz. MacBook kamerasından daha iyi çektiğini söyleyebilirim size gönül rahatlığıyla. Ve son olarak içerisinde otomatik odağı sağlayan bir lens de bulunuyor. Şimdi bunu da deneyelim. Şu an odak zaten yüzümde. Şöyle yakınlaşıyorum. Evet, şu an odakladı mesela, daha net. Geri çekiliyorum. Yine flu ve evet, kendi kendine yine odakladı. Bir daha hızlıca yaklaşıyorum. Bu kadar yakından
Evet, yine odaklıydı şu anda. Otomatik odağı da hızlı çalışıyor diyebilirim. Hızlı çalışmasının haricinde bu arada otomatik odak yapabilmesi zaten başlı başına artı bir özellik. Şimdi uygulamaya geçelim isterseniz. Evet, uygulamayı opspot.com üzerinden indirdik. Uygulamayı da şöyle açıyoruz. Uygulamamızın ismi Opspot Tiny Cam diye geçiyor. Şu anda bağlı değil. Şöyle bir öncelikle cihazımızı bağlayalım. Uyku moduna geçmişti kendisi otomatik olarak. Eğer 30 saniye boyunca herhangi bir yüze odaklanmazsa veya herhangi bir objeye odaklanmazsa kendisini otomatik olarak uyku moduna alıyor. Şimdi uygulamamızı açtık gördüğünüz üzere. Şu anda bağlı olduğunu gösteriyor. Yapay zeka takibini görüyoruz burada. Eğer buraya basarsak kilitliyoruz kamerayı kendimize. Eğer tekrar basarsak da kameranın kilidi bizden çıkıyor. Yani direkt sizin yüzünüze kilitlenebiliyor. Hemen aşağıda zoom ayarlarını görüyoruz. 4K'ya kadar zoom yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama burada uygulama üzerinden kullanmanın bir mantığı yok. Çünkü tam çekim esnasında veya tam görüşme esnasında zaten elimizi kullanarak zoom yapabiliyoruz kolayca. Burada cihaz statüsünü görüyoruz. Cihazın durumunu görüyoruz. Şu an uyku moduna alabiliyorum. Hemen gördüğünüz üzere aşağı indi. Cihaz kendi kendine uyku moduna geçtiğinde, bu arada bunu direkt elinizle de yapabiliyorsunuz. Uyku moduna geçtiğinde mikrofonları direkt olarak kapanıyor. Tekrar uyku modundan çıkardığınızda mikrofonları ve kamerası tekrar otomatik olarak açılıyor. Hemen bu kısımda gimbal'ının resetlemesini görüyorsunuz. Şu anda ben az önce şöyle bir mesela bozalım. Şöyle yapalım. Reset'e tıkladığımda tekrar kendi olduğu sıfır orijinal haline geri geliyor gimbal. Hemen aşağıda joystick kısmı var gördüğünüz üzere. Bu şekilde kamerayı hareket ettirebiliyoruz. Eğer sabit bir yerden çekim yapmak istiyorsanız bunu kullanarak, yani buradaki joystick kullanarak sabit bir kadraj elde edebiliyorsunuz. Eğer yayın yapıyorsanız yayının sabit bir yerden yapılması gerektiği için bu özelliği kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Aşağıda pozisyon ekleyebiliyoruz. Mesela şu anda şu pozisyonu görüntü açısı olarak ekledim. Sonra mesela şu tarafı çektiği bir pozisyon ekleyebiliyorum buraya. Daha sonra çekim esnasında buradaki location'lara, pozisyonlara tıkladığımda kamera otomatik olarak burada ayarlamış olduğum pozisyona geliyor kendiliğinden. Burada sistem ayarlarımız mevcut. Yazılımı buradan güncelliyoruz aynı şekilde. Otomatik uyku moduna geçmesi mesela 2 dakikaymış. Bunu 30 saniye ve 10 dakika arasında buradan değiştirebiliyoruz veya kapatabiliriz. Uyku modunu kullanmayabiliriz. Hedefe kilitlenme ve zoom özelliklerini de yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Hemen alt kısımda zoom ayarlarını, fabrika ayarlarını çevirme özelliği yer alıyor. Takip modu standart modda şu anda ama kafa takibi veya hareket takibi olarak da bunu değiştirebiliriz. Kamera ayarlarını yine buradan yapıyoruz. Alt kısımda da ekran modlarını görüyoruz. Bu iki moddan oluşuyor. Landscape ve portrait modu olarak iki tane ekran ayarı görüyoruz. Şuraya tıkladığımızda gördüğünüz üzere portrait modu yazılımının çalıştığı uygulamalardan bahsediyor. Zoom, Twitch, Nimo TV, DingTalk, OBC Studio, Google Meet, WoW Meeting, WeChat, TikTok Live Studio gibi. TikTok'ta da kullanılıyormuş bak, mantıklı. TikTok Live Studio gibi özelliklerde portrait modunu kullanabiliyoruz. Şöyle hatta özel olarak portrait moduna alalım. Uygulamayı da bu şekilde incelemiş olduk. İhtiyacınız olan her şeyi uygulamaya eklemişler ve oldukça basit bir kullanımı var aslında uygulamanın. Evet, şimdi hem MacBook Air M1'in kamerasından hem de Opspot Tiny 4K'nın kamerasından bir karşılaştırma yapacağız. Şu anda webcam'imizde bütün görüntü. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. Uzaklaş. Şu anda görüntü Opspot'un kamerasında ve şimdi de görüntü MacBook'un kamerasına geçti. Aradaki farkı aslında aşağı yukarı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. MacBook'un kamerası bir tık daha aydınlık ve parlak ve şu özellikleri tabii ki yok. Opspot'un kamerası bir tık daha geniş ve yapay zeka destekleyen uygulamaları var. Dediğim gibi bence Opspot'un kamerası ikinci bir kamera olarak bile yan tarafta kullanılabilir bana kalırsa. Genel itibariyle inceleme ve karşılaştırmamız bu şekilde. Şimdi isterseniz fiyat performans kısmına geçebiliriz. Evet, içinde bulunduğumuz son 2-3 yılda online görüşmeler, online toplantılar vesaire oldukça popülerlik kazanmış oldu. Ve aynı zamanda insanlar hem canlı yayınlar yapmaya başladılar hem de bu canlı yayınlarda ekipmanlara ihtiyaç duyulmaya başlandı daha çok. Yani eskisinden daha popülerleşmeye başladı aslında bu tip şeyler. Doğal olarak ekipmanlara da ihtiyaç duymaya başladık tabii ki. Bugün incelediğimiz Opspot Tiny 4K Cam'in fiyatına gelecek olursak şu anda kendi sitesinde $260'dan satılıyor. Biz aşağı
aşağıya yine kendi sitesinin satış linkini de bırakırız. Oradan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda Amazon'da da satışı yapılmakta. HubSpot markasının sitesini de incelerseniz orada markanın aksiyon kameralarının, ekipmanlarının, tripodlarının olduğunu da göreceksiniz. Aslında marka tamamen kamera ve ekipmanlarının üretimini ve satışını yapan bir marka. Bugünlük de bizden bu kadar da. Eğer merak ettikleriniz varsa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.